Bağın alakası sayfa 114, mektup 114. Nasuhizade Şeyh Mehmet Efendi'nin fıkrasıdır. Bülbülü Bahistani Kur'an, Üstad-ı Ekremim Efendim Hazretleri. Bülbülü Bahistani Kur'an. Kur'an bağının bülbülü olan üstadım diyor. Mürşidi Ekmel, Şeyhim Hacı Rahmi Sultan Hazretleri seferberliğin ikinci senesinde iltihali dar-ı beka buyurdular. Yani bağlı olmuş olduğu Şeyh Efendi seferberlik zamanıymış. İkinci senesinde alem-i ahirete gitmiş, vefat etmiş. Burdur'u teşrifinizden bir ay evvel merhum Rahmi Sultan ile beraber bir cami-i şerifte birkaç cemaatle bulunmaktayken sükutu hali murakabeye varıldı. Yani ehli tarikatta sükutu hali murakabe vardır. Sessizlik. Bak şimdi ne oluyor peki? Bazı veliler ruhani teşrif buyurdular. Nasuhizade Şeyh Mehmet Efendi ya. Bazı veliler ruhani teşrif buyurdular. Nihayette siz üstadın teşrif buyurdunuz. Bir cezbe-i rahman zuhuyla uyandım. Kendime geldim. Bir ay sonra Burdur'u teşrif ile bazı yevmi sohbeti irfaniyenizde bulunup ruhlarımıza gıda bahşolundu. Yani daha üstad Burdur'a gelmeden Şeyh Efendi ile bir camide cemaatle birkaç cemaatle murakabe halindeyken o haldeyken bazı veliler o mecliste gelmişler. Alem-i misalde oluyor tabii bu. Üstad da geliyor. Sonra Cezbe-i Rahman'la uyanıyor. Nasuhizade Şeyh Mehmet Efendi abimiz. Kendine geliyor ve bir ay sonra üstad Burdur'a geliyor. Ve üstadın yapmış olduğu sohbete katılıyor. Şu tuluatımı arza içtisar ediyorum. Halkayı hakikatte devrandadır. Ol mübarek üstad. Hakikat halkasında devranda. Yani dönüyor tabiri caizse. Mübarek üstad. Kavuşturdular ruhunu ervahı enbiyaya anın. O anda üstadın ruhunu peygamberlerin ruhuna kavuşturdular, irtibatlandırdılar. Mesti müstarak olup hayretedir ol mübarek üstad. Üstad da o anda bir mesti müstarak yani kendinden geçmiş ve hayret içerisinde. Ki biliyorsunuz üstadın hayatında geçen bir rüyanın ifadesi bu. Üstad rüyasında mahşer alanında peygamberleri görmek için bekliyor Sırat Köprüsü'ndeyken. İşte buradan hepsi geçecekleri için Efendimiz'i de görüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dua ediyor ve kendisine ümmetine soru sorulmamak şartıyla ilim verileceği ifade ediyor. Üstad da hayatında bunu göstermiş zaten hala işte Risale-i Nurlarla, Kur'an güneşinden gelen lemaatle biz bu manaları anlamaya çalışıyoruz. Mesti müstarak olup hayrette ol mübarek üstad. Mübarek Kur'an'ın dellalısın dediler ana ona. Mübarek Kur'an'ın dellalı olduğunu söylemişler üstada. Sözleri candır. Onu tutmayan ruhsuzdur hemen. Bütün söylediği nuru hikmettir anın. Bütün söylemiş olduğu sözler onun hikmet doludur diyor. Miracı ruhanide devrandadır ol mübarek üstad. Kalbim içre feyzi nurun görmüşüm hemen. Yani üstadın her an ruhani devranda olduğunu kalbimin feyziyle diyor ben gördüm. İçi ummanı vahdette, dışı sahrayı kesrette görünür üstad. Çok enteresan ya. İçi ummanı vahdette. Allah bize de nasip etsin. Dışı sahrayı kesrette. Yani dış alemimizde biz üstad dış alemde normal beşeriyetle ondan sonra münasebeti işte hapse girmesi vesaire olması hepsi gözüküyor. Ama diyor iç aleminde diyor o vahdet ummanındadır. Her an tevhid noktasında. Bizim de böyle olmamız lazım. Yani hep söylüyorum ya beynin iki tane lobi vardır. Beynin bir lobünü sen dünyaya hayır kardeşim işini yap, gücünü yap, onu yap, bunu yap ama bir tarafa hep alem-i ahiret merkezde otursun yani. Kesret dairesindeyken vahdet dairesinde olabilirsin. Bunu yapabiliriz yani. Ama biz hasr-ı nazar ediyoruz. Boğuluyoruz. Bütün latifelerimizle, şeylerimizle yoğunlaşıyoruz. O zaman kaybediyoruz işte. Dünyada, uhrada refik olalım ana. Hem dünyada hem ahirette üstada refik olalım, arkadaş olalım. Umarım Mevlam ihsan eder biz aciz kullarına. Nasuhizade Mehmet söyledi hemen bu sırları. Hazine-i Kur'an'ın bir miftahıdır Hazreti Üstad. Hazine-i Kur'an'ın bir miftahı, bir anahtarıdır diyor. Hazreti Üstad. Nasuhizade Şeyh Mehmet Efendi. Bağın layıkasında böyle ifade etmiş. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma'alemtena inneke entel alimul hakim ve ahuru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.